Selamlar herkese. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz yönetmen, yapımcı, aynı zamanda Malatya Film Festivali'nin direktörü Haydar Işık. Haydar Işık, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle tabii sizin yönetmenlik hikayeniz nasıl başladı? Biz onu merak ediyoruz. Bize biraz yönetmenlik hikayenizi anlatır mısınız? Tabii ki, anlatayım hemen hızlıdan. Aslında benim biraz hikayem sıra dışı oldu. Yani okulu değilim ben, aslında alaylıyım. O da çok enteresan bir şekilde hayatıma cereyan etti. Ben 16 yaşında İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da Süleymaniye civarlarında bir tane bekar odasında kalıyorduk. 5-6 tane hemşerimle bir odada kalıyorduk. O zaman da Eminönü'nde işportacılık yapardık. Kalem falan satardım. Bir tezgahım vardı şöyle yarım metre falan. Yarım metre de 45 santim uzunluğunda falan. Günlük kazancımı sağlamaya çalıştım. Bir gün bir tane yaşlı bir amca geldi ve şey dedi. Oğlum dedi, benim dedi kitaplarım var dedi. Bu kitapları dedi şurada satsam dedi. Dedim ki vallahi amca dedim kimse dedim kalem almıyor kitap nasıl alacaklar dedi. Dedi ki ya bir denesen en azından dedi. Tabii biraz orada şeysin yani hani sonuçta Anadolu naifliğin üzerinde yaşlı bir adam öyle bir şey söylediği zaman tabii amca diyorsun bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ben de getir amca deneyelim dedim. Yan tarafta şeyleri koydum, kitapları koydum ve o gün normal kalem satışında yaptığım ciromun zannedersem 4-5 kat fazlasını yaptım kitap satışında. Tabii akşam oldu, amca geldi, amcaya parasını verdim. Amca parasının yarısını bana verdi, senin hakkın dedi. Dedim, valla amca çok güzelmiş dedim, kalemle kazandım. Dedim yani o 5-6 katı dedim, iş yaptım. Dedi ki, valla evladım dedi, bende dedi, bir oda dolusu kitap var, istersen dedi. Gel dedi, o kitapların hepsini dedi, sat dedi, al dedi. Sattığını, yarısı senin, yarısı benim. Tabii ben de çok iyi olduğunu düşündüm. Dolayısıyla Üsküdar'daydı zaten amcanın evi. Ve her gün gidip orada düzenli bir şekilde bir tane muz kolim vardı. Muz kolisinin içine kitapları koyardım. Sabah alırdım ve Eminönü'nde kitap satmaya başladım. Fakat benim şöyle ki hani akşam belli bir saatten sonra bekar odasına dönüyorsun ama normalde o zaman elinde cep telefon falan yoktur. Bekar odası, televizyonun falan da yoktur. Arkadaşlarım kahveye falan gidiyorlar. Ben oldu bitti kahvehane kültürüne karşıyım, uzağım yani. Çünkü hep sigara falan, kağıt oynuyorlar insanlar. Yani bir buhran bence kahvehane dünyası. Gitmiyordum ve dolayısıyla o muz kolisine koyduğum kitapların, akşam kalan kitapların arkasını okumaya başladım. Sonra çok ilgimi çeken kitapların içlerini okumaya başladım. O zaman zekamı şeye benzettim, beynimi. Bir ağaca benzettim ve okuduğum her kitapta o ağacın yapraklarında birer tane lamba yandığını düşünmeye başladım. Yani. Çünkü bu çok kısa bir süre içinde oldu. 3-4 ay içinde oldu ama hayata bakış açım değişmeye başladı. Bir gün bütün kitapları satmıştım. Bir tane biçimsiz bir kitap kalmıştı. Yani normal kitap ölçüleri bellidir. Bu çok değişik bir kitaptı. Kolinin içinde tabii götürdüm bir şeye, bekar odasına gittim. Tabii çayımı falan yaptım, kitap okumak için bir şeyler yapıyorum. Açtım bir tane kitap. Yani içini açtım, okumaya çalışıyorum. Matematiksel, yok işte açılar vatılar ya dedim, ben dedim. Yani çok kıymetli bir matematik öğretmenim vardı İbrahim abi. Bana hep şey derdi. Sen derdi çok zeki bir çocuksun ama ya matematiği de çok iyi yaparsın ama sen ilgilenmiyorsun matematikle derdi. Evet hakikaten matematikle ilgilenmiyordum. Ya dedim lisede de dedim karşımdaydı dedim. Burada da dedim karşıma geldi. Kapattım kitabı koydum kenara. Neyse o gün geçti. Tabii sabahleyin gittim tekrar ben kitapları aldım. Bir taraftan da bütün kitapları sattığım için çok böyle mutluyum. Neyse arada bir süre daha geçti. Bir hafta 10 gün sonra yine bütün kitaplar satıldı ve gerçekten bir kitap kaldı. Ya o kitap da aynı kitap yani. O biçimsiz kitap. Kimse ilgilenmiyor. Yani yıl düşün yani 97, 98 ya da o dönemler işte.
Ondan sonra baktım kitabın içine. Lan dedim, ben bunu okuyacağım dedim. Artık dedim bununki oldu, karşıma çıktı. Kitabın adı Cengiz Han. Aynen şöyle: sinemanın 5 temel ögesi. Evet. Bu kadar net. Yolculuk burada başladı. Ondan sonra o gün o kitabı ilk böyle bir 10 sayfasını zorlanarak okudum, ama sonrasında kitabı bitirdikten sonra çok değişik bir bakış açısı oluşturdu bende. İnsanları analiz etmeye başladım. İnsanlar üzerinde kurgular kurmaya başlamak. Tezgahımın başında kitap satıyorum falan filan, ama gelen bir hanımefendi olduğunda bakıyorum, çok üzgün diyorum. Bunu diyorum, muhtemelen diyorum, hani ona bir hikaye yaratıyorum. Sevgilisiyle kavga yaptı diyorum. Bir taraftan da ailesiyle işte bir şey yaşıyor. Bir herkese bir hikaye uydurmaya başladım. Müşteri, sokakta gelen, geçen ya da otobüste, orası da eskide Eminönü eskide otobüs durağıydı. İnsanları, bekleyen insanları, analizler falan filan derken bir farklı bir şeyler oluşturdum. Bu kitaptan sonra sinemayla ilgili kitaplar araştırmaya başladım. Tabii o dönemde biraz işlerim iyi gitti çok şükür. Beşiktaş'ta bir tane sahaf açmıştım. Sahaf açtıktan sonra ondan sonra işte ki şeyle sinemayla ilgili kitapları tekrar tekrar biriktiriyorum falan. Sonra bir tane bir yönetmen geldi. İlk yönetmen olduğunu bilmiyordum. Tabii biz kitapları okurken ben müşteriye pazarlama yöntemleri üzerine de kitaplar okumuştum ve kimse de çok fazla yoktu o dönemde. Bir tane kettle almıştım. Gelenlere bir kahve yapıyordum böyle karton bardakta falan. Evet. Tabii o bir adam bir kitap alacağını 3 kitap alıyordu falan. Hani ben ticari taraftan bakıyordum, ama aynı zamanda da bir tatminkarlık vardı. O insanlarla bir şey enerji kuruyordum. Sonra bir tane yönetmen geldi. İşte onunla bir tanıştık. Sonrasından öğrendim yönetmen olduğunu. Daha sonrasında onun 7 yıl yardımcılığını yaptım. Zaten başka da bir yönetmenin yardımcılığını yapmadım. Sadece onun yardımcılığını yaptım. Sonra işte 2008 yılında Ünal Üniversitesi'nde bir ihale almıştım. Daha doğrusu başka birisi almıştı, ama ben de onların üzerinde almıştım. Bilim Kitabevi diye bir yer vardı Ünal Üniversitesi'nde. Öğrenciler bilirler. Oranın işletmesini aldım ve 2008 yılında bütün birikimimi kaybettim o ihaleden dolayı. Ama olsun, baba ocağıydı. Babam vefat ettiği dönemdi. Sonrasında İstanbul'a geldim. Dedim artık dedim benim ticari hayatım da bitmiştir dedim. Sıfırdan başladım ve tamamen sanata döneceğim dedim. Ve Bismillah dedim ki 2008-2009'dan sonra ilk başlarda klip, tanıtım filmi, reklam filmi, backstage set arkası videolar falan çektim. Sonrasında da işte uzun metrajlara başladım. 2015 yılında başladım. 2020 yılına kadar da 6 tane uzun metraj yaptım. Aslında benim ilk projem Oğlum Bak Git diye bir projemdi. Onun hikayesini falan da ben bulmuştum. Bir tane bir yapımcıyla yapıyordum. O da yani çok kırdı bizi, üzdü bizi. Sonrasında benim haklarımı gasp ettiler bunlar. Tabii ben bunları mahkemeye verdim. Haklarımın hepsini aldım. 3 tane mahkeme kazandım o dönemde. Yani çok da ciddi bir para almıştım. Yani telif haklarında Türkiye bu arada çok iyi aslında. Çok iyi, yani haklarını çok koruyor yönetmenlerim. Ben kendimden biliyorum. O dönem belki o filmde o kadar para kazanamayacaktım, ama mahkeme yoluyla çok çok daha fazlasını mahkeme verdi. İlk deneyimim oydu. Kötü oldu benim için. Kötü bir deneyim oldu, ama bu beni tabii şey yaptı. Daha çok böyle gaza getirdi. Kamçıladı hani derler, belki. Evet, evet. Evet. Hani derler ya Cengiz Han, öldürmeyen her acı insanı güçlendirir, evet, diye. Bu beni güçlendirdi. Daha çok güçlendirdi. Ve onun üzerine bir hızlandım ki düşün yani 2019-2015'te 4 yıl içinde 6 tane sinema filmi yaptım. 6 tane sinema filminin de yapımcısı ve yönetmeni olarak, yapım ortaklarım vardı ayrı ayrı değişik. Birkaç tanesini tek yaptım, ama sonuç itibariyle 6 tane sinema filmi, bir tane Malatya Uluslararası Film Festivali gibi çok önemli bir organizasyona direktörlük yaptım. Bunun yanında çektiğim reklam filmleri, tanıtım filmleri vesaire, onları da koyarsak yaklaşık 5 yıl içinde 250 tane proje bitirdim. Evet. Çok çok önemli tabii. Peki Haydar Hocam, tam da bu noktada hani her mesleğin iyisine dair emareler vardır, işaretler vardır. Bir mesleği tarif ederken
iyisine dair özellikleri sıralarız. Bu anlamda sizce iyi bir yönetmenin özellikleri nelerdir? Siz neleri ön plana çıkarırsınız iyi yönetmenlikte? Bence yönetmenlik demek sadece monitörün başına oturup da insanlara şunu yap, bunu yap demek değildir. Yönetmenlik aslında çok iyi gözlemciliktir. Yani bunu sadece sette yapmıyorsun. Yönetmen dediğiniz insan farkında olan insandır. Yani hayatın içinde de böyledir. Bu bir otobüste bir yolculuk yaparken, metroda yolculuk yaparken, metrobüste yolculuk yaparken ne yaparsanız yapın yönetmen kişi farkında olan kişidir. Yani izlenim yapan kişidir. İnsanları analiz eden kişidir. Çünkü karakter dediğin şeyi de aslında halkın içinde buluyorsun. Halkı izlemen gerek. Şimdi günümüzde bakıyoruz tabii bazı yönetmenler çok böyle popüler yaşıyorlar. Halktan çok kopuk yaşıyorlar. Ben aslında onları çok benimsemiyorum. Çünkü halkın içinde olmak zorunda yönetmen. Oyuncu da keza aynı şekilde. Türkiye'de bu biraz farklı anlaşılıyor. Mesela oyuncu üzerinde bir örnek vereceğim. Aslında yönetmenler de var ama Ken Revis bu şeyde metroda yolculuk yaparken videosu çekilmişti ve bir tane hamile bir kadına yer veriyordu ve bu Türkiye'de tweet oldu. Hatta bazı arkadaşlar bana gösterdi, hocam görüyor musunuz? Bakın işte kendi işte yer vermiş oyuncu çok ünlü. Dedim kardeşim zaten olması gereken bu. Bizim Türkiye'de bu biraz farklı oluyor, farklı tarafa çekiliyor. Yani oyuncu da halkla iç içe olursa beslenir. Çünkü halktan besleneceksin, halkın içindeki tane tane seçeceksin, onların davranışlarını inceleyeceksin, yaşantılarını inceleyeceksin, sorunlarını gerçek manada anlaman gerekiyor. Bunu yapmak zorundasın. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bana katılmayan arkadaşlarım olabilir. Tabii o apayrı bir şey ama İyi bir yönetmen de bu bağlamda böyle bakması gerekiyor. Ben öyle bakıyorum tabii. Her yönetmenin görüşüne, düşüncesine, bakış açısına hakikaten saygı duymak lazım. Çünkü insan beyni farklı çalışır. Herkesin farklı bir perspektifte bakış açısı var. Dolayısıyla halkın içinde olmak lazım. İyi bir yönetmen olmak için halktan korkmamak lazım. Evet. Tabii size göre sinema dünyasının İşte o kamera arkasındaki bölümlerin stresli yanları neler? Bu anlamda neler söylersiniz? Bence masa başında çok iyi hazırlanmış bir proje setin içinde çok fazla stres çıkartmaz. Çünkü dersine çok iyi çalışıyorsun. Yani çalışma arkadaşlarınla 15-20 gün önceden düzenli olarak her gün toplantı yaparsan görüntü yönetmenine her sahne üzerinde neler yapacağının bilgisini verirsen, o da ışık şefiyle konuşursa, kostümü seninle tam olarak uyum içinde anlarsa, senin kafandakini sanat yönetmeni anlarsa, bunlar zaten hazırlıklarını yapıyorlar. Çok fazla strese bir gerek kalmıyor. Ama tabii bütün bunlara rağmen olumsuzluklar olmuyor mu? Oluyor tabii. Hiç ummadığımız şeyler oluyor. Oyuncu hastalanabiliyor, başka bir şey olabiliyor ya da çok önemli bir sahne için bir mekan kiralıyorsunuz. Mekan sahibi o gün diyor ki ben diyor o zaman öyle düşünüyorum ama diyor artık mekanımı vermiyorum. Hadi buyur buradan yak ya da yani kadın tamam demiş kullanın demiş evi. Akşam eşi gelmiş sabahleyin sette adam cıngar çıkartıyor. Karım demiş olabilir ama ben vermiyorum diyor. Ve buna benzer tabii stres çok oluyor ama bu stresin büyük kısmını önlemenin en büyük yolu bence masa başında çok iyi çalışma. Evet. Masa başında çok iyi çalışılmış bir iş genelde stres yaratmaz diye düşünüyorum. Evet. Tabii hayata baktığımız zaman eskiden işte radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisi, gazete okuyucusu gibi kitleler vardı. Bugün hemen hemen herkes internet kullanıcısı. Dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dijital dönüşümün de etkilemediği alan yok gibi. Hayatın her alanına bir takım etkileri var. Bu anlamda tabii sinema dünyasını oldukça etkiliyor bu dijital dönüşümde. Bu anlamda neler söylersiniz hocam? Dijital dönüşüm mesleğinizi, sizi nasıl etkiliyor? Geleceğe dair bununla ilgili ne tür öngörüleriniz var? Bir defa ben dijital dönüşümün
bir yıkım olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine aslında eşitliği sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bakalım. Şimdi sinema dünyası ne kadar böyle akşama kadar herkes sosyalist mesajlar verse de aslında sinema dünyası kapitalizmin tarihini yazıyor. Yani çünkü yani şöyle bakalım olaya. Ben bir film yapıyorum. Orta bütçeli yapmışım ama karşımda devasa bütçeli birisi bir film yapmış, yapımcı ya da oyuncu. Ama bu küçük yapımcıyı hiç kimse düşünmüyor. Bunun ne gişede şansı olabiliyor ne de başka bir platformda şansı olabiliyor. Yani filmi ne kadar iyi olursa olsun bu büyük yapımcılar ya da büyük oyuncular ya da adını duyurmuş kişiler o küçük yapımcıya salonda şans vermiyor. Yani direktmen salonlara dayatması var. İşte bunun örnekleri var. İsim vermeye gerek yoktur. Akıllı olan herkes kimleri kastettiğimi çok iyi bilir. Yani direktmen sinema salonlarına atıyorum 1000 salon vereceksiniz bana. Sinema salonunda 3 şey sinemada, yani her AVM'de bir sinema düşünelim. O sinemanın içinde bana diyor 3 tane salon vereceksin diyor. Toplam 6 tane salonu var sinemanın. 3 tanesini ona veriyor mecbur. Çünkü sinemacı da onu bekliyor. Dayatmayla yapıyor. Geriye kalan 3 tane salonu da 10 tane film vizyona giriyor. Hadi paylaştır bakalım. Nasıl paylaştıracaksın? Öbürü aslında burada herkesin hakkını gasp ediyor. Burada bir adaletsizlik var zaten. Evet. Dolayısıyla bu insanlar da çok enteresan. Her böyle özel zamanlarda ya da işte ne bileyim Twitter'larında falan akşama kadar da sosyalist mesajlar verir. Ama burada yani küçük yapımcılara, bağımsız sinemaya karşı müthiş derecede haksızlıklar da yapıyorlar. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani aslında insanlar söylediği şeylerle yaptığı şeyler çok başka. Burada toparlaması gerekiyor durumu. Şimdi dijital dünyaya geçişte nasıl bir adalet olacak? Ben hemen ondan bahsediyorum. Bir defa artık büyük prodüksiyonlar, tabii büyük prodüksiyon her zaman için değerli olacaktır ama en azından orta ölçekli ya da küçük prodüksiyonlar da filmi iyi olduğu sürece dijital dünyada bir şans buluyor. Bunun örnekleri var. Mesela ben şiddete karşı bir insanım ama 01 örneğini verelim. 01 örneği mahallede 3-5 tane arkadaşın yan yana gelip bir tane işte galerici bir insanın bunlara yapımcılık yapıp küçük masraflarını karşılayarak bugün dünya genelinde popüler bir dizi olmuştu. Arkasında sinema filmi falan yaptılar. Bu başarının arkasında hikayeleri vardı. Ellerinde bir fikir vardı. Küçük kamerayla yaptılar belki ama büyük yapımcıları geçecek bir projenin altına imzasını attılar. Bir sürü örnekleri var bunların. Aslında sayarız bir sürü. Dolayısıyla şu dakikadan sonra dijital dünyada çünkü herkes eşit. Yani sen yaptığın her şey artık bir kendine özgü bir medya platformum var. YouTube gibi işte ya da başka içerik alan, internette içerik alan platformlar gibi. Ya da işte Netflix biraz daha üst. Yani sen YouTube'a yaptığın bir dizi biraz izlendiği zaman kesinlikle Netflix'in hemen direkt ilgisini çekeceksin. Sen onlara gitmeden onlar sana gelecekler yani. Bu böyledir yani. Dolayısıyla eşitlendi bence. Dijital dünya insanları eşitledi. Yani büyük patronlar artık her dediğini yaptıramayacaklar sinema üzerinde. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bu vurgu da önemli tabii. Hocam tabii özellikle yakın zamanda duyurularına da başladınız. Hemen hemen işte zaten son yıllarda her yıl bir projeniz var. Bu anlamda yine önemli bir proje. Mercedes Kadir sinema filmi projesi. Bize biraz ondan bahseder misiniz? İpuçları verir misiniz projeye dair? Neler söylersiniz? Tabii. Normalde ben 2015 yılından beri her gün bir tane sinema filmi yapıyordum ama 2019 yılında ben iki tane sinema filmi, bir tane de film festivali yaptım. Çok şükür enerjim yerinde. Bu sene de aslında iki tane film planlıyordum ama malum pandemiden dolayı bir taneye düştü. Durmayacağız tabii. Üreteceğiz. Çünkü aslında filmlerimiz çok istenilen hedefe ulaşmayabilir ya da İstenilen izlenmeye ulaşmayabilir, istediğiniz değeri de görmeyebilir ama üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceksiniz. Yani üretmeye devam etmek lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani hayatın içinde istikrarlı olmak müthiş bir şeydir. Çünkü çevrenizdeki insanlara ya da
işveren insanlara ya da çalışma arkadaşlarınıza bir güven veriyorsun. Bugün Aydır Işık deyince işte insanlar bile Aydır Hoca bir masaya bir proje koyarsa onu devam ettirir diyor. Çünkü bunu sağlamak kolay olmadı yani. Ben 5 yıldan belli yeri geldi cebimde 1 TL bile param olmadı ama insanlara vaat ettiğim şeyleri yerine getirmeye çalıştım. Dolayısıyla bu oluştu bir şekilde. Çevrendeki insanlar size güvenerek hareket ediyor. Dolayısıyla şu zamana geldiğimizde işte pandemiden dolayı biraz sıkıntı oldu. Esasen ben bunu çay önceden başlatacaktım. Aslında Mercedes Kadir benim altını çizmek istiyorum. Son zamanda masaya koyduğum bir proje değil. Mercedes Kadir benim bundan 3 yıl önce masaya koyduğum bir proje. Hatta bununla ilgili internette insanlar araştırırsa röportajlarım var, okuyabilirler. 3 yıl önce başlatmıştım ben proje. Çünkü ben rahmetliyi çok severdim. Yani işte memlekete gittiğim zaman illaki denk gelirdi. En azından oturduk yani bir çay may içme şansım oldu birkaç defa. Tabii o çok sigara tüketmeye meyilliydi. Ben sigaraya karşıydım vesaire. Ona sigara almadım hiçbir zaman. Oraya geleceğim zaten ayrıyetten o sigara ve alkol olayına Kadir'le ilgili. Dolayısıyla ben 3 yıl önce bu projeyi hareket ettirdim. 3 yıldan belli ara ara. Çok yüklenmedi. Zaten senaryosunu da şeyda Delibaşı yazdı. Bilirsiniz Türkiye'de çok önemli bir kalemdir. Komedi ve dramda çok önemli bir kalemdir. Benim gözümde çok farklı bir yetenektir. Keza herkes benimle aynı fikri paylaşıyor. Sağ Salim gibi, kocamın ailesi gibi, oğlum bak gibi filmlerinde senaristi. 3 yıl öncesinde başladı. Küçük küçük yazmıştık zaten. Bizim amacımız Kadir'i de oynatmaktı. Zaten bu projenin içinde Ömer Konakçı da çok destek oldu. Sağ olsun kardeşim benim. Malatya'da. Ama nasip olmadı Kadir'i oynatmak. Dolayısıyla Kadir ölümünden sonra aslında biz çok açıklamayı düşünmüyorduk. Biraz daha bekletecektik ama Kadir'in ölümünde bir gün sonra bazı insanlar birdenbire Kadir'in durumu aklına geldi bazı insanların ve Kadir'in filmini yapmaya niyetlendiklerini ölümünden bir ya da iki gün sonra yaptılar ve tabii çok önemli oyuncu isimleri falan söylediler. Aslında yapay bir şey çünkü ben de bugün açıklarım internette örnek veriyorum. Benim filmimde Kenan Mirzalıoğlu oynayacaktı ama tabii o oyuncuya bunu söylemeden açıklamam ne kadar etik olur bilmiyorum ama doğru değil bana göre yani. Son derece yanlış bir şey ve ölümünden bir iki gün sonra bazı sektörel arkadaşlarımız, sektördeki arkadaşlarımız Kadir'in filmini yapacaklarını ve çok önemli isimleri söylediler. Bunu oynatacağız. Yani aslında insanların fikrini almadan direkt kendi fikirleriyle bir şeyler yapmışlardı. Dolayısıyla ben düşündüm o gün, bir hafta kadar düşündüm. Acaba ne yapayım diye. Çünkü ortada 3 yıllık bir emek vardı. 3 yıldan beri ben mekanlar dahil olmak üzere Kadir'in hayatını araştırdım. Her şeyle ilgilendim. Yani bu böyle bir haftada ortaya çıkmış bir şey değildi. Benim senaryom hazırdı. Dolayısıyla herkes biliyordu. Bununla ilgili yerel ve ulusal basında röportajlar yapmıştım. Ve bir hafta sonra karar verdim. Dedim ki biz bunu açıklayalım en iyisini. Çünkü insanlar bilsin. Sinemaya emek veren herkes şunun çok farkında olur. Yani düşündüğünüz bir projeyi yaparken yapmaya kalktığınız zaman o projeye 3 yıl başka birisinin emek verdiğini duyarsanız saygı duyarsınız ve benim sizin için yapacağım bir şey var mı diye destek olmaya çalışırsınız. Ben de dedim ki ya bunu açıklayalım en azından insanlar bilsin. 3 yıldan beri bu işle ilgili çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla açıkladık ondan sonra. Tabii ki ne kadar etkisi oldu bilmiyorum. Diğer arkadaşlarla da görüşmedik. Sadece bir tane bir İstanbul'da büyük bir yapım şirketi vardı. Onunla görüştüm. 3 tane film yapmıştı. O da Kadir'in filmini yapmayı planlıyordu. Aradım. O çok kıymetli bir beyefendi zaten sağ olsun. Dedi ki hocam dedi 3 yıllık bir emek varsa biz sadece saygı duyarız ve sizin için neler yapabiliriz dedi. Biz de artık bu projede yokuz dedi. Tabii birkaç tane daha arkadaş var yapmaya çalışıyor. Velhasıl işin o başka bir tarafı. Sonrasında biz projeyi hareketlendirmeye karar verdik. Hızlı hareket etmeye karar verdik. Aslında Malatya'da
daha önce açıklamıştım. Bir iki tane yapım desteği verecek kişi vardı. Bir tanesi Sabri Bey'di, Sabri Unat'tı. Ama Sabri Unat bir hafta sonra olmayacağını söyledi. Şey dedi, ben dedi bir kanal satın alıyorum, ondan dolayı projenin içinde olmayacağım. Tabii herkesin kendi programı. Biz de saygı duyduk ve tek başımıza yola çıkmaya karar verdik. Kendi bütçemizle başladık işi şu Evet. anda yapmaya. Oyuncu seçimleri yapıyorum, mekan seçimleri yapıyorum. Malatya'da özellikle kas seçimi yapacağım. Yani oradaki arkadaşlarıma yine size bir şans vermek istiyorum. Öyle planlıyorum ki herhalde bu yıl sonunda vizyonda olur diye düşünüyorum. Çünkü çok özel bir hikayedir. Evet. Mercedes-Benz hikayesini bilmiyorum ne kadar siz gerçi hakimsiniz. Ama izleyen arkadaşlarımız belki bilmez de. Yani koca bir şehre hayal kurmayı öğretmiş bir adam. Benim zaten ilk afişimin altında sloganım da hayal kurmak delilik değildir. Evet. Öyle. Çok önemli. Evet, Gerçekten de aynen çok öyle. önemli bir proje. Biz de tabii ki heyecanla bekliyoruz bu projeyi. Herhalde şimdiden şunu da söyleyebiliriz. Gerçekten hem karakter olarak hem tabii içerik olarak hem de tabii Haydar Işık'ın diliyle inşallah uzun zaman konuşulacak bir proje olacak diye şimdiden bir öngörüde bulunuyoruz. Evet, yani bir de sadece Mercedes Kadir olarak değerlendirmemek lazım. Mercedes Kadir yapan da Malatya'dır, Malatya halkıdır. Malatya halkının sıcak yüreğidir, Evet. misafirperverliğidir, o insanlara sahiplenmesidir. Dolayısıyla biz film işlerken Malatya'nın o sıcak tarafını da çok ön plana çıkartacağız. Ben inanıyorum ki Malatya'mıza ayrıyeten de turizmde de çok katkısı olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben bu işi uluslararası arenada kendini gösterecek bir iş olarak planlıyorum. Evet. Azerbaycan ve Avrupa'da da vizyona girecek şekilde hareket ediyoruz. Bakalım, kısmet. Evet. Hocam yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Tabii Türk sineması deyince son zamanda pandemi süreci böyle yine Yeşilçam filmleri çok fazla izleniyor, aktarılıyor. Biz genelde de soruyoruz böyle yönetmenlik ve oyunculukla ilgili programlarımızda böyle Yeşilçam'a dair ilk aklınıza gelen film, yönetmen hangisi olurdu hocam? Ya öncelikle ben bir şeyin altını çizmek istiyorum bu konuda. Şimdi zaten bir Yeşilçam'a saygı duyan, bir de Yeşilçam karşıtı olan oyuncu ve yapımcı yönetmen arkadaşlarımız var. Birincisi ben Yeşilçam'ı %100 çok samimi buluyorum. Yani o filmleri defalarca izleyin aynı şeyle, aynı duyguyla karşılaşıyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir Migros Kulu 10 tane farklı filmde izleyin, 10 tane farklı bir duyguya sokuyor. İşte Kemal Sunal'ı, işte İlyas Salman'ı, artık Kadir İnanır'ı kimi düşünürseniz düşünün. Çünkü işin içinde samimiyet var. Evet. Yani aslında sinema olduğu gibidir. Olması gerektiği gibi değil. Yani olduğu gibi almışlar ve müthiş bir şey başarmış Yeşilçam. Şimdi yani şimdi İnsanlar ayıkmayı çok sevmem ama böyle kendini çok başka bir Avrupa'yı bir kafaya koymuş bir grup var bizim sektörün içinde. Bunlar böyle her şeye çok tepeden bakan, işte halkı sürekli farklı bir şekilde yorumlayan, filmleri çok farklı yorumlayan, yani çok aykırı bakıyorlar. Oysa Yeşilçam Türk sinemasının temel taşlarını oluşturur. Yani Evet. Yeşilçam'la büyüdük biz. Yeşilçam'la memleketin sorunlarını gördük. Bir Kemal Sunal'ın filmini deşifre etmeye kalkarsanız her sahnesinde bir mesaj var. Her sahnesinde. Dolayısıyla öncelikle Yeşilçam'ı hakikaten sevmek lazım. Bütün hepsiniz demek lazım. Yeşilçam çok güzeldir. Yani o duyguyu almak çok müthiş bir şey bence. Ben oradaki yönetmenlerin hiçbirisini ayırt etmeden hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum. Yaşayanlara hakikaten hürmet ediyorum ve hayatını kaybetmişlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yani Evet. müthiş bir şey yaptılar onlar. Biz onlar kadar olamıyoruz. Bu gerçeği görmeleri lazım. Yani aykırı bakmamak lazım. Türkiye toplumunda yaşayıp da yani bir Avrupa kültürünü benimseyemezsin. Sen bu topraklara aitsin ve bu toprakların insanlarına bir şey yapıyorsan tıpkı Yeşilçam'daki samimiyeti hissettirecek bir şeyler vermek zorundasın. Evet. O da çok çok önemli. Haydar Aynen öyle. Işık, çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Son Sağ olarak olun.
sinemaya dair, hayata dair son sözleriniz neler olur? Son olarak bize neler söylemek istersiniz? Valla bence hayata dair sadece şunu söylerim. Makul bir hayat yaşayın ya, tadında bir hayat yaşayın. Yani çok hırslanmadan, hayatı anlayarak, çünkü hayat dediğiniz şey bir yolculuktur zaten. Felsefede öyle açıklar. Yolculuktur der felsefe. Yani bir yola çıkmaktır. Hayat da öyledir yani. Bir yolculuk içindeyiz ve bu yolculuğunuzu keyifle geçirin. Yani çok strese girmeden daha makul bir hayat yaşamak lazım. Ben sürekli bunun duasını yapıyorum. Yani Allah bana makul bir hayat yaşasın. Bunu söylüyorum. Sinemaya dair de aslında sinema iyidir ya. Sinemayı destekleyin. Küçük sinemacıları destekleyin. Bağımsız sinemacıları destekleyin. Tiyatrocuları destekleyin. Yani küçük tiyatrocuları destekleyin. Çünkü o insanların hareket etmesi için o insanların yaptığı şeyleri izlemeniz gerekiyor. O tiyatroyu kuran çocuklar aylarca o tiyatro üzerinde çalışıyor ve 10 tane seyirci gördüğü zaman karşılarında bunların enerjisi yerle bir oluyor. Yani yarım saatini açacaksın. İlla yani tiyatro oyununda çok ünlü birini mi görmen gerekiyor? İlla yani bir dolu dolu hınca hınç güldür güle mi gitmen gerekiyor? Ya da işte BKM'nin çok güzel tabii, büyük başarılı işler ama bütün bunları yaparken de o küçük yapımları da destekleyin. O küçük tiyatrocular destekleyin. O çocuklar alkışla besleniyorlar. Yani o sinemanın içindeki oyuncular hakikaten alkışla besleniyorlar. Bu insanların başka bir şeyi yoktu. Siz bu insanlara destek vermezseniz bu insanlar yürüyemez. Dolayısıyla onları destekleyin ve sinemayı da sevin. Sinemayla kalın. Çok teşekkür ediyoruz Saydar'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Çok sağ olun inşallah. Tekrardan görüşürüz. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz yönetmen, yapımcı, Malatya Film Festivali direktörü Haydar Işık'tı. Bir başka Her İnsan Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.